Ben ne izledim şimdi? Ben ne izledim şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Konusunu anlamaya çalışırken biten, senaristliğini Berkun Oyanan yaptı. Oyuncu kadrosunun çok kaliteli olduğu, Engin Günaydın, Haluk Bilginer, Binnur Kaya gibi hepsi kaliteli oyunculardan oluşan kısa süreli, 1,5 saatlik bir hafta önce 8 Ocak'ta vizyona giren Netflix Türk yapımı bir film. Azizler. Konusu çok karma karışıklı. İlk başta bir rüya sanıyorsunuz. Aziz karakterini oynayan Engin Günaydın'ın veya Erbil rolünü oynayan Haluk Bilginer'in rüyalarından oluştuğunu sanıyorsunuz. Haluk Bilginer zaten şahsiyetteki rolünü oynamış. Şahsiyetteki rolüyle tamamen yakın rolleri oynamış. Ölen karısıyla konuşan, onunla sohbet eden, yalnız bir ölümünü bekleyen, Erbil işini sevmeyen, Benyo bir yeğeni tarafından evde huzuru kaçan bir Aziz. Saçma sapan rüyalar gören bir Aziz. Sanki böyle rüyalarını toplamışlar, bir film yapmışlar gibiydi. Yani ben öyle düşünmüştüm. Benyo karakteri oynayan Göktuğ Yıldırım çocuk oyuncu çok iyiydi bence. Ama yani bir çocuğu böyle bir karaktere sokmak gerçekten çocuk iyi oynamış ki hani ağlanacak yerde güldüğümüz tek şey oydu. Ebeveyn rolüne bürünüp küfrediyor, argo kelimeler konuşuyor. Yani enteresan bir çocuktu. Gerçekten zor bir çocuğu ele alan. Böyle ebeveyn ve çocuk ilişkilerine sanki ters döndü. Bir ilişki vardı evlerinde. Dediğim gibi çocuk oyuncu Göktuğ Yıldırım. Ya daha doğrusu hani bu kötü örnek de olabilir çocuklara diye düşünüyorum. Bekliyorum, bekliyorum. Anlamıyorum. Filme başladım. Film bitti. Ben hala konuyu anlamaya çalışıyorum. Dediğim gibi ya bir türlü anlayamadım. Oyuncu kadrosu çok kaliteliydi. Bu kadar yani. Anlamaya çalışırken film bitti zaten. Pek de bir şey anlamadım. Diyorsunuz bu mu? Ne? Bir şey bekliyorsunuz, bekliyorsunuz. Bir şey yok filmde. Bu kadar. Bu arada bu hayatta bu önemli bilgiyi size kimse söylemez. Her şeyin başı sağlık. Bol bol su için, bol bol sıvı tüketin. Aslında ben başka bir şey söyleyecektim size. Aslında ben ölüyorum. Ömrüm az kalmış.